Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda beceri sınıfının en iyi 5 karakterini sizlere tanıtacağız arkadaşlar. 5 numaradan başladı. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Fakat bu sefer anlatırken de karakterlerin nerede ve nasıl kullanabileceğimizden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız 5 numaradan başlamak üzere. 5. sırada Malman var arkadaşlar. Yani köstebek adam var. İlk geldiğinde çok kallavi değildi fakat iki etkiden dolayı arkadaşlar. Bir tanesi beceri sınıfında ne yazık ki çok böyle zirveye tırmanan karakter olmadığından dolayı. İkincisi de yediği buff'tan sonra oyunda daha etkili olan bir karakter ve çılgınlıklarının daha yüksek rakamda daha uzun süre tutabilmesi köstebek adamı beceri sınıfında yukarıya çıkardı. Peki köstebek adamı nerelerde kullanabilirsiniz? Aslında köstebek adamı çok fazla yerde kullanabilirsiniz. Kanatma isteyen yerde kullanabilirsiniz. Garanti kritik isteyen yerde kullanabilirsiniz. Kaçan veya otoblok yapan yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Köstebek adamı. Hatta aynı zamanda siper ağır saldırı yapabilirsiniz de üzerinizdeki çılgınlıkları yani garanti kritikleri üzerinize tutabilirsiniz. Ve biliyorsunuz eleman kritik verdiği zaman kanama da veriyor. Yani ikisini bir arada veriyor. Bu yüzden oldukça güzel ve etkili. Hele bir de L2 kombinasyonu birleştirirseniz hatta sayılır işler yaparsınız. Veyahut da kanama zehriniz kapalıysa ki asla kapalı tavsiye etmem. Çünkü eleman aratabilme özelliğine sahip. Bu yüzden defansta da çok çok güzel iş yapıyor arkadaşlar köstebek. L1 spamlayabilirsiniz ve L1 spamladığınızda da sürekli çılgınlıklarını yenileyebilir arkadaşlar. Ve elemanın diğer bir esprisi de kopyaya da ihtiyacı yok. Sinerjiye de ihtiyacı yok. Tek başına çıkıyor. Şu gördüğünüz minnacık adam yeşil yaratıcına zıplıyor ve gol atıyor. Peki kopya özelliği neydi? Ona da bir bakalım. Sağlık kaybına dayalı olarak en fazla 1525 kritik hasar puanı kazanır. Sağlık kaybına dayalı olarak da durdurulamaz haldeyken en fazla 1411 saldırı puanı kazanıyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da bir numarası yok. O durdurulamaz mevzuları zaten çok kısa sürdüğü için çok bir problem değil. Anca ekstra bir durdurulamaz esprisi kazanacak ki oradan itekleyecek arkadaşlar. Bence köstebek adam güzel. Yani kullanılır. Özellikle saldırı babında maceralarda değil ama hikaye maceralarında değil ama ittifak savaşlarında kullanabileceğiniz bir karakterdir. Köstebek adamın kendisi arkadaşlar. Bu elemanı 5 numaraya yerleştirdik. Gelelim 4 numaraya. 4 numarada da yine buff yedikten sonra kendine gelen bir karakter arkadaşlar. Falcon'umuz var. Falcon da buff yedikten sonra benim oyunda en sevdiğim espri yapar hale geldi. Görev adamı. Ben görev adamı mevzularını çok severim abi. Çünkü herkes her yere her zaman gitmemeli. Yani çok nadir karakterler gitmeli. Marvel evrenine göre yorumlarsak tabii ki Dormammu, Mephisto gibi falan ama buraya baktığınızda zaten Ghost, işte atıyorum Quake gibi elemanlar her yere gidiyor. Falcon arkadaşlar bir kere rakibi odaklandığı zaman verdiği yetenek sayımı düşündüğü mükemmel bir şey. Efsane bir şeymiş. Yine kopyaya veya sinerjiye ihtiyacı yok arkadaşlar. Bu elemanın rakibe odaklandığında saldırı gücünü de kritik oranı da muazzam şekilde arttırıyor. Şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz doktorluğun bir kritik direnci vardır. Yani kolay kolay kritik yemez. Anca ya garanti kritiğiniz olacak ya da isabet oranınız çok yüksek olacak. Falcon odaklandıktan sonra arkadaşlar çok güzel kritik atıyor. Çok güzel atıyor. Falcon'u en çok kullanacağınız yer arkadaşlar özellikle kaçan karakterlere karşı. Çünkü rakibi kaçırtmadığında odaklandığı her defasında arkadaşlar kendi üzerine bir zalimlik açıyor ve bu kritiklerin oranını arttırıyor. Saldırı hasarını arttırıyor. Bunu Cehennem Labirentinde ve Efsaneler Labirentinde görebilirsiniz. Bununla ilgili kanalda videolar var. Yine ara ara atmaya devam ederiz. Veyahut da taş adam gibi, kork gibi böyle vurulduğunda işte yük açan, yansıtan karakterlere karşı da arkadaşlar oldukça etkili ve dediğim gibi gerçekten çok güzel hasar veriyor. Çok güzel hasar veriyor. Tamam belki böyle milyonluk yerlerde çok oynayamayabilir ama özellikle ittifak savaşları başta olmak üzere orta çaplı işte 200 bin 300 bin can olan yerlerde de güzel oynar arkadaşlar. Tek handikapı işte geriye çekip bekleme mevzusu olduğu için birazcık böyle bloğa darbe alabilir veyahut da beklemeniz için
İşte rakibe biraz daha şans vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama Falcon'da beceri sınıfının en kaliteli olanından bir tanesi. 3 numaraya geldiğimizde arkadaşlar, 3 numara Eagon. Labirentlerin şu anda benim gözümde en iyi ikinci karakteri arkadaşlar. Stripe var çünkü. Ama tabii Stripe çok popüler değil şu anda. Eagon sadece labirent olarak düşünmemek lazım. Combo sayacı kasabildiği her yerde. Mesela eldiven macerasını hatırlayın veyahut da 7. sahnenin bazı yerlerinde, 6. sahnenin bazı yerlerinde yine çok da güzel iş görüyordu. Çok da güzel ekmek çıkartıyordu kendisine arkadaşlar. Eagon'un zaten esprisi kombolarında. Kopyası bu arada mükemmel derecede. Önemli arkadaşlar, çok önemli. Ama tek başına alıp götürebilir. Ghost gibi. Nasıl Ghost'un yanına bazı sinerjiler yapıyorsunuz, alıp götürüyor. Eagon'da arkadaşlar tek başına alıp götürebilen mükemmel ötesi bir karakter. Tabii ki kombo sayacına muhtaç. Her derecesinde ayrı bir özellik çıkıyor. Ve labirent tarzı yerlerde 999 kombo çıktığında zaten kimse elemanı durduramıyor. Size birkaç sinerji tavsiye edeceğim bununla ilgili. Birincisi Proxima arkadaşlar. Sebebi de şu. İki farklı espri veriyor Proxima. Bir tanesi biliyorsunuz kombo sayacı çok önemli Eagon'un. Ve darbe aldığında bu kombo sayacı bozuluyor. Bunu bir kere mahsus bozulmasını engelleyen bir Proxima var. Star-Lord olur ama tabii ki Proxima favorimiz. Çünkü aynı zamanda hiddet etkilerini biliyorsunuz Eagon hiddet açıyor. Hem düz vuruşlarıyla hem de darbeyi ağır saldırı tekniği var. Onunla beraber açıyor ve bu hiddetlerin arkadaşlar tesirini %25 arttırıyor. Bu şu demek, 4 hiddet aldığında bir hiddet bedava kampanyası var. Kesinlikle arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Hatta ilk birinci sırada bu derim. İkinci olarak da Nick Fury ve Quake sinerjisini tavsiye ederim. O da kaçış sağlıyor. Kaçış veriyor. 3 tane kaçış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Olur da özellikle oyunun hatasına denk gelirsiniz. Blok siper almaz. O yüzden de kaçırtarak kendisini darbe yemesini engellemiş olur. Mükemmel bir karakter. Dediğim gibi ne kadar labirent karakteri olarak düşünsek de bu karakteri sadece labirent değil, combo yapabildiği her yerde akar gider arkadaşlar. Müthiş bir şey. Ve girelim 2 numaraya. 2 numaralı arkadaşlar tabii ki Nick Fury var. Beceri sınıfının en iyi hero'su. Artık yerini çok özel bir karaktere bıraktı arkadaşlar. Nick Fury'yi her yerde oynayabilirsiniz. Labirentlerde oynarsınız. Macerada oynarsınız. Savaşta oynarsınız. Defansa koyarsınız. Sinerjiye ihtiyacı yok ama başkalarına çok çok da güzel sinerjiler veriyor. Nick Fury arkadaşlar yani Marvel evrenindeki halinden çok başka bir halde burada. Yani olağanüstü bir potansiyelde, mükemmel bir versiyonda. Saldırı deseniz saldırı, bir de kopya özelliği insana aşırı güven veriyor. Yani olur da bir hata olursa diye. Her ne olsa ölmüyorsun. Tabiri caizse Mario oynar gibi iki canlı bir karakter arkadaşlar. Özellikle ikinci canına geçtiği zaman aşırı yüksek hasar verdiği gibi bir de arkadaşlar üstüne sersem bağışıklığı kazanıyor. Engellenemezleri var. Gerçek saldırıları var. Yani bu otobloğu da kapatıyor. Kaçışları da kapatıyor. Iskaları da kapatıyor. Eleman gerçekten çok kallavi ve çok çok iyi. Buna tabii ki yanına arkadaşlar tavsiye edeceğimiz sinerji Kaptan Marvel olacaktır. Yeni Kaptan Marvel tam bunun bir kankisi. Bu arada Quake de olur ama buna çok bir şey vermese de yeni Kaptan Marvel arkadaşlar bununla çok güzel kombinasyonları var. Özellikle Kaptan Marvel'a baktığınızda üzerindeki taktik yüklerini daha yavaş arıta biliyor arkadaşlar. Ve gelelim beceri sınıfının en iyi karakterine. Artık arkadaşlar beceri sınıfının en iyi karakteri açık ara farkla Shang-Chi yani Bruce'ti arkadaşlar. Bruce'nin yapamadığı neredeyse hiçbir şey yok. Nasıl yok? Hemen bir bakalım abi. Mesela abartı yüksek hasar zaten artık oyunun en yüksek hasarını çıkabilen karakteri bu oluyor. Eğer üzerine yükleri toplarsa. Onun dışında arkadaşlar insanüstü bir oyun mekaniği var. Yani mükemmel ötesi bir oyun mekaniği var. Quake gibi, Ghost gibi oynaması gerçekten de çok çok kolay. Hiçbir yetenek istemiyor neredeyse. Ama bazı bilgiler istiyorsunuz. Çünkü karakter durdurulamaz ve kaçan karakterlerin direkt antisi moduna gelmiş. Yavaşlatma atıyor ve duruma göre 20 saniye kadar yavaşlatma atabiliyor arkadaşlar karakter. Onun dışında bloğa dahi vursa
Hem blok deliyor arkadaşlar, hem de bloğa vururken rakibe sersem verebiliyor. O da mükemmel bir şey. Eleman aynı zamanda engellenemez oluyor. Aynı zamanda kendi üzerindeki zayıf atıcıları tek hareketle 3 tanesini kapatabiliyor arkadaşlar. Yani müthiş bir şey. Her yerde oynarsınız. Aklınızın hemen hemen neresi geliyorsa her yerde oynayabilirsiniz. Aşırı kısa zamanda aşırı yüksek hasara çıkıyor. Sinerjiye ihtiyacı yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Tek L2'li 6 yıldız R3'ü 150-200 bin civarında vurabiliyor arkadaşlar. Yaptığınız görev sayısına göre, hadi 150 bin diyeyim, mütevazı olayım. L2 dolduruyorsunuz ve arkadaşlar 150 bin dolduruyorsunuz. Daha bir şey söylenmiyor. Yanlışlıkla bir kere L3 atıp arkasına L2 atarsınız. Yani 400-500 bin civarında, belki daha da fazla hasar veriyor arkadaşlar bu riskli. Gerçekten de çok dehşetli bir karakter. Yani artık birçok yerde göreceksiniz. Gerçi daha henüz kimselerde yok. Öne çıkan kristallerden yakalayan arkadaşlar yakalamışlardı. Biliyorsunuz biz arenaya gelir gelmez aldık bu elemanı. Arkadaşlar gerçekten beceri sınıfı ufak ufak yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Evet, hala en kötü sınıf diyebilirim teknoloji sınıfıyla beraber. Ama öyle hero'lar var ki oyunun kaderini değiştiriyor. Özellikle Bruce Lee, Nick Fury ve Eagle arkadaşlar oyunun kaderini değiştiren karakterler. Sizin ilk beşiniz nasıl arkadaşlar? Siz de ilk beşinizi aşağıya bir yazında bakalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.